başlıyorum. Evet. Değerli basın mensupları, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda yaralanan piyade uzman çavuşumuz Murat Nar dün şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı çevrimiçi video video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Toplantımızın gündeminde ülkemizde giderek ağırlaşan yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar var. Yine uzunca bir süreden beri kamuoyunun dikkatini çektiğimiz devlet krizinin ortaya dökülen çirkin yüzünü de değerlendiriyoruz. Değerli basın mensupları, mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz, önümüz bayram. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyoruz sağlıkla, bereketle, geleceğe umutla bakabildiğimiz, sevdiklerimizle, ailelerimizle doya doya kucaklaşabildiğimiz nice bayramları hep birlikte kutlamayı diliyoruz. Maalesef bayram öncesi Kudüs'ten çok üzücü görüntüler e, geliyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize tam da bayram öncesi yapmış olduğu saldırılar İslam aleminin ve vicdanı olan herkesin yüreğini dağladı. Kudüs, üç semavi din içinde kutsal bir kadim şehirdir. Bu şehirde yıllardır yaşayan Filistinli kardeşlerimiz evlerinden, topraklarından edilmek isteniyor. İsrail'in bu insanlık dışı girişimi asla kabul edilebilir değildir. Uluslararası hukuka insan haklarına da aykırı bir provokasyondur bu davranışları kınıyor. Bir an evvel son bulmasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, ucube vesayet rejiminin başladığı 2018 Haziran ayından bu yana Erdoğan şahsım hükümeti ülkeyi yönetiyor. Daha doğrusu yönetemiyor. Üç yıldır milletimizin durumu gün günden kötüye gidiyor. Yasaklar, yolsuzluklar ve her gün artan yoksulluk milletimizin boğazına yapıştı, sıkıyor. 3 yıldır saray ve şurekası itibardan tasarruf olmaz diyerek tatlı hayat sürerken milletimizin payına hep fedakarlık düşüyor. Yapılan hataların faturası da hep halkımıza çıkıyor. Ülkede huzur, milletin sofrasında bereket, ağızlarda tat, tuz kalmadı. Bir de üstüne bir üstlük bir türlü yönetemedikleri salgın geldi. İnsanımız Canıyla cüzdanı arasına sıkıştırıldı. Milletimizin geliri güneş görmüş kar gibi eriyor. 2017 yılında 859 milyar dolar olan gelirimiz 2020'de 717 milyar dolara düştü. Erdoğan şahsı hükümeti 3 yılda milli gelirimizi 142 milyar dolar eritti. Erdoğan şahsı hükümeti çalışan yurttaşlarımızın işini de ellerinden aldı. Son iki yılda, 2019 ve 2020 yıllarında yani, bırakın millete yeni imkanları sunmayı, 1 milyon 926 bin yurttaşımız çalıştığı işini kaybetti. Mart ayı işsizlik rakamları bugün açıklandı. Gerçek işsizlerimizin sayısı sadece son bir yılda 1 milyon 517 bin kişi arttı sizler ordumuzun sayısı dünya üzerindeki 100 ülkenin nüfusundan daha fazla. Mart ayı ekonomide yeniden açılmanın başladığı bir dönem. Mart ayında istihdam 550 bin kişi artmış. Ama bunun 480 bini sanayiden gelmiş. İnşaat ve tarım istihdamındaki artışlar ise sınırlı kalmış. Hizmetler sektöründe istihdam 27 bin kişi azalmış. İş imkanları 27 bin kişi azalmış. Eldeki veriler ekonomide K tipi bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Bazı sektörler toparlanıyor ama bazıları dibe çökmeye devam ediyor. Mayıs ayında ekonomide yeniden kapanmanın istihdam üzerindeki yansımalarını göreceğimizi de unutmayalım. Yani işsizlik önümüzdeki günlerde de bu ekonominin en yakıcı sorunu olmaya devam edecek geliri düşen işinden olan insanlarımız enflasyona da ezdiriliyor. Hayat pahalılığı çarşıda pazarda vatandaşlarımızı isyan ettiriyor. TÜİK'in resmi rakamlarıyla son bir yılda hepimizin mutfaklarında kullandığı ayçiçek ve mısır özü yağı yüzde 54 ve yüzde 51, tavuk eti yüzde 45, domates yüzde 44 zam görmüş. Pazarda tezgahlara markette raflara yaklaşılamaz oldu. Çarşıda, pazarda artan fiyatların çiftçilerimize, üreticilerimize bir faydası var mı? Ne gezer? Tezgahta milletin cebini yakan meyve sebze tarlada da para etmiyor. Alın teriyle emekle yetiştirilen tonlarca ürün bu son kapanmadaki yanlış kararlarla çöpe gitti. Sonra bu hafta bu hafta sonu semt pazarları açıldı. Ama Hesaplı meyve sebze almayı uman vatandaş pazar tezgahlarında da umduğunu bulamadı. Antalya'da tarlada 20 kuruşa düşen çiftçinin isyan edip yerlere döktüğü salatalık pazarda 4 liraya, bezelye 7 liraya, taze fasulye 10 liraya tezgaha çıktı. Bu çiftçinin suçu değil. Pazarcının suçu da değil. Bunun sorumlusu ülkeyi yönetemeyen metal yorgunu Erdoğan şahsım hükümeti. Çiftçi, pazarcı esnafı, vatandaş derdini kime anlatacak? Televizyon televizyon gezip seçilmişlere laf yetiştirmekten önüne konan genelgeleri okumaya vakit bulamayan, kapanmayla ilgili düzenlemeleri yap boz tahtasına çeviren atama İçişleri Bakanı'na mı? Ya da çiftçi dediğin çok çalışır, az kazanır diyen artık partilileri tarafından bile istifası istenen Tarım Bakanı'na mı? Ayağına bu memleketin toprağa değmesin diye tarlaya galoşla giren, Türkiye'de kalmasının millet için en kötü ihtimal olduğunu kendisinin bile idrak ettiği sarayın kibirlisine mi? Saray milletten koptu, vatandaşın halini görmüyor, sesini duymuyor ama milletten fedakarlık bekliyor. Bu millet daha neyin fedakarlığını yapacak? İban numarası gönderdiniz, bağış istediniz, sesi çıkmadı, verdi. Yetmedi. Uluslararası para fonu verilerine göre akran ülkeler içerisinde vatandaşlarına en az destek veren 3 hükümetten birisi siz oldunuz. Vatandaşın sesi çıkmadı. Yetmedi. Siz lebalep kongre yaparken milletin dükkanını kapattınız yine ses çıkmadı. Yetmedi. Döviz kasası boşalınca millet için değil turist için aşı yaptınız. Turist için milleti eve kapattınız o da yetmedi. Merkez Bankası'nın kasasını boşalttınız. Merkez Bankası'na kanunla verilmiş kasasındaki dövizleri siyasetten bağımsız bir şekilde yönetme yetkisini kanunsuz bir şekilde protokolle hazinenin başındaki damadın eline verdiniz. Milletin atadan dededen kalan varlıklarını satarak, alın teriyle ürettiklerini ihraç ederek biriktirilen rezervleri önce Merkez Bankası'nın kapısının arkasından buharlaştırdınız. Sonra damada bağlı kamu bankaları eliyle bir güzel sattırdınız. Patinaj yapan ekonomiyi 2019 yerel seçimlerinde millete iyi göstermek için milletin 128 milyar dolarını satmaya başladınız. Bunlar da yetmedi. Kerameti kendinden menkul enflasyon sebep faiz sonuç teorisini teorinizi ispat etmek için dibi delik kovaya bu rezervleri boşalttınız. Milletin dövizlerini har vurup harman savurdunuz. Şimdi uluslararası kuruluşlar sizi uyarıyorlar. Hormonlu kredilerin neden olduğu cari açık ve ülkeden kaçan uluslararası sermaye ekonomide ani duruş riskini arttırıyor. Bunu dengeleyecek döviz rezervleri de elde kalmadı diyorlar. Hemen bunun arkasından da yıl sonu dolar kuru tahminlerini 7,5 liradan 9,5 liraya yükseltiyorlar. Milletin parası pul oluyor. Bu millet sizin için daha nasıl fedakarlık yapacak? Bu arada 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci kez İstanbul'dan alınacağı iddia ediliyor. Final geçtiğimiz yıl Portekiz'e gitmişti. Şimdi İngiliz hükümetinin finali İngiltere'ye aldırmak için UEFA nezdinde girişimlerde bulunduğu söyleniyor. İngiltere kendi vatandaşlığını korumak için Türkiye'yi zaten kırmızı listeye aldı lebalep kongrelerin bu ülkenin kesesine de imajına da verdiği hasar çok büyük oluyor. Şimdi buradan söylüyorum ne yapın edin. Bu finalin İstanbul'da kalması için gerekli her türlü tedbiri alın. Gerekli girişimlerde bulunun. Bunu yapamıyorsanız artık milletin yakasından düşün. Değerli basın mensupları, ülkemizi yüksek faize, yüksek döviz kuruna, yüksek işsizliğe ve hayat pahalılığına mahkum eden, Erdoğan, Erdoğan şahsım hükümetinin elinde dünyada en fazla sefalet çeken ülkelerden biri olduk. Bugün dünya sefalet endekslerinde Türkiye'nin adının pek çok vatandaşımızın haritada yerini bile bulmakta zorlandığı Namibya, Güney Sudan, Gabon gibi ülkelerle aynı sıralarda yer alması bizi gerçekten üzüyor. Milletimiz bunu hak etmiyor. Yine Dünya Bankası'nın raporuna göre sadece son iki yılda mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 3 milyon 200 bin kişi artmış. 10 milyon 200 bin kişiye ulaşmış. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Erdoğan şahsı hükümetine canlarıyla ihtarname gönderiyorlar. Ama bir AK Parti milletvekili çıkıp haşa ekonomik nedenle intihar olmuyor. Bazen biri çıkıyor köprüye çatıya falan %90'ın daha sonra eşiyle problemli olduğu ortaya çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ın da işi gücü yok. Bütün bunlara cevap mı versin diye ahkam kesmeye kalkıyor. Doğru. Sarayın kibirlisinin yandaşlara ihale dağıtmak, milletin vergilerini dolarla avroyla garanti verdiği havuzcuların kasasına boşaltmak, kupon arazilerin peşinde koşmak, bu alanda tecrübesiz Katar'lı dostlarına yardımcı olmak, aya sert iniş yapmak eve ekmek götüremiyoruz diye götüremiyoruz diyenlerin kafasına çay paketi atmak, çizgi film çekmek gibi pek çok önemli meşguliyeti var. Bu ülke bu hale geldiyse, benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlardan evine, çöpten rızık toplayıp götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evlerine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa evinin kirasını, suyunun, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa, artık benim halkım yandın, yandım Allah diyorsa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Bu hükümet bunun sorumluluğunu taşımıyor mu? Evet. Bu sözler bundan 20 yıl, 20 yıl önce Erdoğan'ın kendisine ait. Söylediği gibi yaşanan sefaletin de yoksulluğunda bugün bir sorumlusu var. O da Erdoğan şahsım hükümeti. Bugün Erdoğan şahsı hükümeti meydanlarda açız açız diye bağıran, evinin kirasını, elektriğinin, suyunun faturasını ödeyemeyen halkımızın yandım Allah feryatlarını yasaklarla bastırmaya çalışıyor. <laughs> Türkiye uluslararası kuruluşların raporlarında son 10 yılda Polonya ve Macaristan'la birlikte en çok otoriterleşen 3 ülkeden biri. Değerli basın mensupları, bu milletin 128 milyar dolarını buharlaştırmak serbest. Ama 128 milyar dolar nerede diye sormak, afiş asmak yasak. Hain FETÖ'yle aynı yağmurda beraber ıslanmak serbest. FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye kitapçık çıkarmak yasak. Ayarlanmış fiyatlarla tabelaya %17 resmi yedi resmi enflasyon yazmak serbest ama bilim insanlarının kullandıkları yöntemi de açıkça ortaya koyarak milletin yaşadığı enflasyon bunun en az iki katı demeleri yasak. Lebalep kongre yapmak serbest, bu kongrelerin görüntülerini yayınlamak yasak. Vatandaşın boğazına basıp nefesini kesmek serbest, yetkisini kötüye kullanan memurları görüntülemek, bu memurları görüntülemek yasak. Erdoğan muhalefete hakaret ederse serbest, muhalefet çıkıp aynı şekilde yanıt verirse o zaman Cumhurbaşkanına hakaret ve yasak. Her gün bir başka skandalı ortaya çıkan eski ticaret bakanının elini milletin cebine atması serbest, İstanbul Belediye Başkanımızın elini arkasına bağlaması yasak. Ampulü patlatmak serbest, değiştirmek yasak. Ya bunların hepsini anladık da hijyenik pedlerin satışı neden yasak? Yasaklarla mücadele edeceğim diyerek göreve gelen Erdoğan şahsım hükümetinin işine gelen her şey serbest, gelmeyen her şey yasak. Erdoğan şahsım hükümeti elinde ülkemiz bırakın hukuk devleti olmayı, kanun devleti bile olmakta zorlaşıyor. Değerli basın mensupları, yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele vaat ederek gelen Erdoğan, bugün ülkeyi yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin cennetine çevirmiştir. Erdoğan ailesinin adını kullanarak gümrükte iş çevirmeye kalkan kişi, Ticaret Bakanı yapılıyor. Kümes, tilkiye emanet ediliyor. Önce kendi firmasının dezenfektanlarını kendi bakanlığına satıyor. Kendisi de bunu kabul ediyor. Hatta kendini savunmak için ucuza sattım diyor. Sonra pahalıya sattığı ortaya çıkıyor yetmiyor şirketi için kıyak vergi indirimleri yapıldığı ortaya çıkıyor. Yetmiyor şirketin bayliğinde baş danışmanına yaptırdığı ortaya çıkıyor. Görevden alınan bakan elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor. Parti grubumuz, grubumuz bu konuda bir meclis soruşturması açılması için gereken önergeyi bayramdan sonra verecek. Vereceğimiz önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının yarısından bir fazlasının desteklemesi gerekiyor. Bu enerjiyi atılmayacak her bir imza milletin vicdanını kanatır. Bu milletvekilleri için büyük bir ahlaki sınavdır. Ve bu sınavın sonunda kim ak koyun, kim kara koyun ortaya çıkacaktır. Bu soruşturma aynı zamanda eski bakan Pekcan için de bir fırsattır. Eski bakan ekşi yemediğinden eminse kendisi kendisi de aklanmak için bu soruşturmanın açılmasını istemelidir. Milletimizin aklındaki soru işaretleri ancak bu şekilde giderilebilir. Skandallar bununla da sınırlı değil. AK Parti Genel Merkezi'ndeki ofis boylar bile milyonluk arabalarda burunlarına pudra şekeri çekiyorsa, milletimiz de bizim binbir fedakarlıkla okuttuğumuz evlatlarımız asgari ücrette iş bulamazken bu gençler bu milyonları nereden buluyor diye elbette soracaktır. Ofis boy bunu yapıyorsa ofisin sahipleri ne yapıyor diye elbette soracaktır. Ama memlekette gün geçmiyor ki yeni bir kirli çamaşır ortalığa dökülmesin. Bir skandal hazmedilmeden diğeri patlıyor. Hafta sonu yurt dışına kaçmış bir sırt suç örgütü yöneticisinin açıklamalarıyla mafya, siyaset, emniyet hattında döşenmiş kanalizasyon boruları bir kez daha patladı. Ortalığa salınan pis kokular dayanılır gibi değil. Bundan 8 yıl önce ne demişti Erdoğan? Artık bu ülkede çeteler dönemi bitmiştir. Mafya dönemi bitmiştir. Junta dönemi geri gelmemek üzere kapanmıştır. Bitmiştir. Ne demiş atalarımız? büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Görüyoruz neyin bittiğini, neyin başladığını. Birkaç yıl öncesine kadar Erdoğan ile aynı fotoğraf karelerine giren seçimlerde AK Parti lehine mitingler yapmasına izin verilen, kendisine koruma olarak Türk polisinin tahsis edildiği bir suç örgütü başı şimdi konuşmaya başladı. En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Çünkü suç ortakları birbirine göbeklerinden bağlıdır. Birbirlerine mecburdurlar. Bu nedenle de kolay kolay konuşmazlar. Ama şimdi bu şahıs konuşuyor. Mafya konuşuyor, hükümetse susuyor. İddialar da öyle böyle değil. FETÖcü yaftasıyla insanların içeri attırılıp Bodrum'daki marinalarına çökülmesine Kolombiya'dan gelen kokainlerden bir gazetecinin öldürülmesine kadar pek çok korkunç olay dile getiriliyor. Bu itiraflara bakılırsa ülke Kurtlar Vadisi'ne dönmüş. Bu ülkede cimer başvurusu var diye belediye başkanlarımız hakkında derhal inceleme başlatılıyor. Ama bu korkunç itiraflar için tek bir cumhuriyet savcısı kılını kıpırdatmıyor. Bu korkunç iddialar herhangi bir demokratik hukuk devletinde olsa iktidarlar harekete geçer. Savcılar soruşturma başlatır. Gazeteler, televizyonlar günlerce haber yapardı. Ama Türkiye'de bunların hiçbiri olmuyor. Bu da açıkça gösteriyor ki Cumhur İttifakı sadece AK Parti ve MHP'den oluşmuyor. Mafya da bu ittifakın ortağı ve aparatı. Cumhur İttifakı cürüm ittifakı olmuş. Tüm bunlar ortadayken Atama İçişleri Bakanı hiç utanmadan, sıkılmadan Sayın Genel Başkanımıza hakaret etmeye cüret ediyor. Suç örgütünün başı Rize'de AK Parti için miting yaparken makbuldü. Akademisyenlerin kanlarıyla banyo yapacağım derken yerli ve milliydi. Türk polisi koruma olarak verilirken kendisine koruma olarak Türk polisi verilirken muteberdi. Şimdi itiraflara başlayınca ama suç örgütü yöneticisi olduğunu anladınız Sayın Bakan. Hayırdır? Mafya siyaset emniyet hattında patlayan kanalizasyon boruları sizde neden bu kadar panik yarattı? Bu hezeyanınız, bu heyecanınız neden? Bu mafya babasına Nisan ayında ülkede birçok şey değişecek deyip kendisine ülkeye dönüş sözü veren devlet yetkilisi kim? Bunun derhal milletimize açıklanması lazım. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele edeceklerini, bunları bitireceklerini vaat ederek milletin oyunu alan Erdoğan millete verdiği bu sözleri tutamamıştır. Bugün ülkemiz her zamankinden fazla yolsuzluklara, yasaklara ve yoksulluğa batmıştır. Bu yönetim yanlış politikalarıyla içeride ve dışarıda kendine duyulan güveni sıfırlamıştır. Ama yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluklar hiçbir zaman bu ülkenin kaderi değildir. Biliyoruz. 19 yılın sonunda AK Parti iktidarının sonunda tablo iç karartıcıdır. Ama umutsuz olmamalıyız. Çünkü biz büyük bir yıkımın ve yenilginin ardından emperyalizmi savaş meydanlarında mağlup eden, yokluklar içindeyken bile ayağa kalkabilen bir milletin fertleriyiz. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, cumhuriyeti kuran, ülkemizi çağdaş medeni alemin saygın bir üyesi yapan büyük bir önderin, büyük bir liderin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyiz. O büyük önderin dediği gibi umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmiyoruz. Çünkü ülkemizin avantajlarını ve potansiyelini biliyoruz. Çağdaş bir eğitimle, bilimde, teknolojide, üretimde sıçrama yapacak, derhal sıçrama yapabilecek genç bir nüfusumuz var. Salgının ardından kısalacak tedarik zincirlerini düşündüğümüzde dünyanın kalbindeki coğrafi konumumuz altın değerinde. Ülkemiz 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusa, 58 ülkeye ve 21,5 trilyon dolarlık bir pazara erişebilme imkanına sahip. Dünyanın dört bir yanında koşturan, ter döken dinamik ihracatçılarımız ve iş insanlarımız var. Ekonomimiz alınacak doğru önlemlerle hızlı önlemlere hızlı cevap verebilecek, doğru ilaçla hızla ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip. Ama bütün bu avantajları kullanabilmek için her zaman söylediğimiz gibi artık yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi daha önce içine düştüğü en büyük krizlerden çıkaran liyakatli kadrolarıyla göreve hazır. İkinci yüzyıla çağrı beyannamemizde iş başına geldiğimizde yapacaklarımızı ana hatlarıyla anlattık. CHP iktidarında en önemli güven çapası olarak milletimizle birlikte yeni ve güçlü bir parlamenter sisteme geçeceğiz. Uygulamaya konduğu son 3 yılda hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını ve demokrasiyi bitiren, milleti yoksullaştıran ucube vesayet rejimine son vereceğiz. Erdoğan şahsı hükümetinin siyaseti içine soktuğu bataklıktan kurtarmak için siyasi ahlak yasasını, her işin hakkıyla yapılması için dünya standartlarında yeni bir kamu ihale kanunu çıkaracağız. Atacağımız kritik alacağımız kritik kararlarda işin taraflarını mutlaka dinleyeceğiz. Ekonomik ve sosyal konseyle beraber çalışacağız. Yapacağımız her işin hesabı kitabı olacak. Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Devlet kimseyi açıkta koymayacak. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza destek bir lütuf değil, bir hak olacak. Bunun için de aile destekleri sigortası kurumunu kuracağız. Yaptığımız her işte hesap verecek saydam olacağız. Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanı muhalefet partisinden olacak bir kesim hesap komisyonunu hemen kuracağız. Vergide adaleti sağlamak için Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız. Ve tabii ki Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracak. Bölgenin kaderini başkaları tarafından, bölgenin kaderinin başkaları tarafından değil, bölge ülkeleri tarafından belirlenmesini sağlayacağız. Milletimiz yasakları, yolsuzluğu meşrulaştıran, yoksulluğu arttıran Erdoğan şahsı hükümetinin notunu artık verdi. Şimdi sandığın önüne gelmesini artık sabırsızlıkla bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Duygu Özdemir, TRT Haber. Efendim İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında e, görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek görevi kötüye kullandığı ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde saygısızlık yaptığı ile ilgili iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi. Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Teşekkürler. E, bu işler bana göre suç diyerek olmuyor. Suç kanuna göre oluyor. Dolayısıyla da en sonunda kanuna göre hareket etmek zorunda kalınca kamuoyu baskısıyla da İçişleri Bakanlığı bu soruşturma iznini vermiyor. Ama milletimiz İçişleri Bakanlığı'nın televizyonlara çıkıp bana göre bu suç dediğini de unutmuyor. Efendim bize yönlendirilen bir soru oldu, müsaadenizle onu ileteceğim. Ee, soru Halk TV ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. Soru şöyle, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, muhalefet 2018'de seçime ortak adayla gitmedi, 5 yıl kaybetti dedi. 2023 seçimlerini muhalefetin ortak bir adayla seçime gitmesi gerektiğini ima etti. Sizin bu yoruma ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Deva Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'nın görüşleri hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Yani elbette seçime yönelik ittifaklar oluşurken, seçime giderken tüm bu konular oturulur, görüşülür. Teşekkür ediyorum.